Bu havalimanındaki konular da gündemimizde, onu da söyleyeyim, hiç kaçtığımız yok, göçtüğümüz yok. Bugün de iptaller yaşandı maalesef. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Sadece üzüntüsü yaşayıp yerimizde oturmuyoruz. Gece geç saatlere kadar Türk Hava Yolları yetkililerle görüşerek uçak saatlerinin değiştirilmesi yönünde büyük çaba sarf ediyoruz. Şimdilik onun sözünü aldık ama çok kısa sürede bunu yapmamız lazım. Dün ve bugün Erzurum inecek olan hem Ankara'dan hem İstanbul'dan gelen yolcular komşu illere sevk edildi. Bununla birlikte dün sadece Erzurum'da değil, Doğu ve Güneydoğu'daki neredeyse birçok havalimanında bu sefer sayılarında sorun yaşandı. Bu konuyu herkesle paylaştık, bütün basın mensuplarıyla paylaştık. Müteahhit firmanın geciktirmesi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün ondan sonra uhdesinde olan bir iş, tamamıyla uzmanlık isteyen bir iş. Yani bizim ne valiliğin yetkili şeyleri, mühendislerinin bilgisi dahilinde, ne büyükşehir ne de bir başka birimin tamamıyla Ankara'dan ihalesi yapılan ve Ankara'dan bütün ihale kontrolleri yapılan bir iş. Bununla birlikte ben devletin valisi olarak her yerde söylüyorum, Tekman'da kaybolan bir koyundan Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir zabıtanın veya polis memurunun yaptığı kötü davranıştan veyahut da henüz tamamlanamayan KOP tünelinden, henüz tamamlayamayan Kırık tünelinden de sorumlu bir kişiyim. Kamu görevlisi olarak eğer bir sorumlu aranıyorsa ve bundan ilimiz rahatlayacaksa, özellikle bazı arkadaşlarımız rahatlayacaksa, bunu rahatlıkla ben il valisi olarak kabul edebilirim. Rahat olsunlar, rahatlasınlar. Biz bu işi takip ediyoruz. Mümkün olduğu kadar takip ediyoruz. Bundan sonrası için sefer iptalleri yaşanmaması için girişimlerde bulunuyoruz. Yedek pisti kullanıyoruz çünkü. Yedek pistimiz de son derece güvenli havalimanının. Turizm benim en önemli önceliklerim bir tanesi. Yani bu böyle bir şeyin yaşanmasını en son isteyecek kişi benim. Çünkü 3 ay içerisinde bu kente 5 yıldızlı otel niteliğinde 150 yataklı bir V Palandöken Oteli'ni biz kazandırdık. Yani oturmadık. Eğer otursaydık o bina orada duruyordu. Neden daha önceden kimsenin aklına gelip de böyle bir girişimde bulunmadı? 9 tane bungalov ile beraber, yani bu kentte herkesten daha fazla istihdam için uğraşan, daha fazla demeyeyim, ukalalık etmiş olurum, en az bütün yaşayan 1 milyon Erzurumlu Dadaş kardeşim kadar mücadele eden, emek veren bir insanım. Dolayısıyla ama konumumuz gereği kamunun yaptığı her işte valilik olarak sorumluluğumuz var. Bunu telafi etmeye çalışıyoruz. İnşallah telafi edebiliriz. Yani uçak saatlerinin şu anda hala sis tabakası var. Yani bugünlerde öyle bir sisle uğraşıyoruz ki neredeyse 150 metrenin de altında. Dolayısıyla CAT3A sistemi olsa bile zorluk çekeceğimiz bir manzarayla karşı karşıyayız. Ama hiçbirisi mazeret değil. Bu vatandaşı, bütün vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmak, yaşam kalitesini artırmak bizim görevimiz. Yani efendim neden hesap sorulmuyor? Biz ilgili yetkililere, mercilere hesap soruyoruz. Havalimanı Baş Müdürlüğü'nün 6 tane resmi yazısı var. Eylül ayından itibaren yetişmeme riskine karşı tek bir kusurları varsa o da şu: bu resmi yazıları yazdıkları durumda beni ve diğer paydaşlarımızı, sayın vekillerimizi de bilgilendirmesi gerekirdi mahallindeki müdürlüğün. Ancak bunu neden bizi bilgilendirmez dediğinde şunu söylediler: müteahhit firma son güne kadar çalışmasını devam ettirdi. Yavaş da olsa, eksik de olsa, çünkü biliyorsunuz Kasım ayı da çok iyi geçti. Yani tarihte görülmemiş bir şekilde Kasım ayında da havalar çok iyiydi. Kasım ayında da
Yani neredeyse bir aylık bir şey kalmıştı havalimanının inşaatının bitirilmesine. Dolayısıyla son ana kadar ben sorduğumda Sayın Valim yetişecek hem müteahhit firmaya hem de ki mahallindeki yetkililere. Her hafta sorduğum halde Sayın Valim burası yetişecek, yetişecek dediler. Peki niye böyle dediniz? 6 tane yazı yazdınız ama neden bizi bilgilendirmez dediğimizde onların da bana ifadesi efendim müteahhit firma yetişeceğini söylediği için biz de size yetişmeyecek tarzda bir bilgi versek yanlış ve eksik bilgi vermiş olurduk diyerek cevaplandırdılar. Durum bundan ibaret. Yani inşallah artık yani anlaşılan o ki zaten şu anda o sorunu yaşıyoruz. Hep beraber yaşıyoruz. Ben dahil olmak üzere neticede yani biz de çok kullanıyoruz havalimanını. Bundan sonrasına bakacağız. Alınması gereken idari tedbirler hem yöneticiler nezdinde hem de müteahhit firma nezdinde onu genel müdürlük yapacak. Tamam. Şey yazılar ya. Tamam, tamam, okey. Tabii canım. Da. Yok abi atma. Bak kamera çeker önden geçirelim. Beton kalitesi size hep ölçtük baktınız değil mi? Evet, evet. Belli bak. Kazıdınız bunu. Biz bunu bari böyle şey 4 santim kazıdık. Tamam. Sonra derz dolgumuzu uyguladık. Derzlerden üstüne. Ondan sonra da temizledik. Bir asfalt hazır hale getirdik. Tamam, temizlenmiş. Güzel. Bu temizlenmiş abi. Evet. Şimdi buraya PSK uygulaması başlayacak. Evet. Aşağı paşa çok komik çıktı sayı. Yastayım kimse bilmiyor. Şey. Gürcistan'da evet. Dostlarımız kızacak bize ya. Avuçlar. Bak sakın dürtmeyin.